Çakır'la tanıştım. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel. Emi ile Şevko savaş baltalarını çıkardı. Kapışmaları an meselesi. Tam istediğimiz gibi. Rusya ve Fransa akıllı davranıp Saddam yönetimiyle sıcak ilişkiler kurdu. Petrolün çıkartılmasından tutun, işlenip taşınmasına kadar milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Birçok İtalyan, Alman, İspanyol ve Çin şirketi de onlarla ortak. Geriye pastadan payını alamayan sadece iki büyük devlet kaldı. Amerika ve İngiltere. Konsey sana koca İstanbul'u teslim etti. Sen ne yaptın? Bir mahalleyle takışıp kendini iki paralık ettin. Ama efendim, çok özür dilerim ama ben sizlerin izniyle girdim o işe. O vakit adam gibi yapsaydın işini. Onu bunu dövmek, avukat öldürmeye kalkmak. Ne bu ha? Ne? Ama efendim... Anası maması yok! Problem varsa kesenin ağzını açarsın. Birilerini satın alırsın. Dünkü sokak serserileri gibi hadise çıkartmazsın. Dün gece rüyamda gördüm seni. Öyle güzel baktın. Öyle güzel güldün ki yüzüme. Bütün gün o gülüşü sakladım içimde Elif. Bir çiçek gibi sakladım. Ali! Konseyden kumarhane açmak için sadece izin aldım. Aldığın iznin hükmü olsun istiyorsan ruhsat işlemlerini bana yaptıracaksın. Açılış ruhsatının sana bedeli 300 bin dolar. 300 bin dolar Adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Para çalmak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır, iç kahveni çek git. Sustur şu iti dedim. Bunu ne ben duymuş olayım ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memati! Bu bizim Adem'in çeki. Senin bizden alacağın gibi bizim de Adem kardeşten alacağımız vardı. Sağ olsun, tam gününde yetişti. Kusura bakma Şevko abi. Akrabalık başka, iş başka. Başka bir emrin var mı? Artık hiç kimsenin abisi değiliz. Hiç kimse de bizim kardeşimiz değil. Şimdi seni elçi tayin ettim. Emmi'ye git ve ona aynen dediklerimi söyle. Bundan böyle onu bu şehirde görmek istemiyorum. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Kendine iyi bakayım. İyi misin emmi? İyi sayılırız. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum dostumdur. Düşmanın düşmanı.
Hadi bakalım, afiyet olsun. Bugün baba, dersleri birlikte yapıyoruz, tamam mı? Niye okula gitmiyormuşuz ya? Akıllı kızım. Kızım, havalar soğuk dedim ya. Hasta olmayın diye. Ama herkes gidiyor baba. İyi ya, herkes olmayın. Ben hazırım abi, çıkabiliriz. Hadi asmayın suratınızı, öpücük vereyim bakayım babaya. Gel bakayım. Evinizde oturup dersinizi çalışacaksınız, anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Babam yine çifte silah takmış. Tutsana sen. Görüşürüz. Kimse burnunu dışarı çıkarmayacak Nesrin. Bilhassa kardeşin. Ne lazımsa eve bizim oğlanları aldırın, dışarıdalar. Merak etme sen. Bu kadar sıkıntının içinde aklım bizde kalmasın. İstediğin bir şey var mı gülüm? Canının sağlığı. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Güle güle. Biz eve kapatmasını biliyor. Ama nereye gitse Derya Hanım'ı da yanında götürüyor. Sen de hanım ol, seni de yanında götürsün. Gözünüzü dört açın. Peki efendim. Kimse içeri girmeyecek, kimse dışarı çıkmayacak, ona göre. Tamam efendim. Bu ne Memati? Ne oluyor? Tedbiri artırmak lazım diye düşündüm abi. Bu saatten sonra bana korktu mu dedirteceksin oğlum? Gönder şunları. Görüşürüz abi. Derya, sen benimle geliyorsun. Hadi bakma, hadi, hadi. Peki abi. Hadi. Çok sevdiğiniz bir yakınınızı göreceksiniz. Biz de bunun gibi pas tutmuşuz. Güllü. Buyur emmi. Nasıl sökülüyordu bu yeğenim? Emmi, Allah aşkına şu antikayı çıkarma artık. Ya kendini vuracaksın ya bizi vuracaksın bir gün. Yapma, kurban olayım. Güllü, 5000 tıkı var bunun. Emmi bir bakayım mı? Öyle deme Seyfo dayı. Namlusu şişmez bunu. Isınmaz da. Üstelik meydanlıkta ateş ettin mi gümbürtüsünden bir Allah'ın kulu yanına sokulmaz. Sağ ol yeğenim. Makineden anlayan hali de bir başka canım. Senin gibi ya tüccarı değil Güllü. Hele orada durma da silah yağını getir. Dün gece iki şeyi çok istedim. Birincisi senin yaşında olup yaptığını yapmayı. İkincisi öz be öz yeğenim olmanı. Sen beni öz yeğeni say. Ben senin gençliğin olayım. Emmi, bakıyorum da öz yeğenin geldi, pabucumuz dama atıldı ha. Şimdi sualime cevap verin ki kim öz kim üvey görelim. Ölüm size ne kadar yakın? Gözümün akıyla siyahı kadar yakın. Aldığım nefes kadar yakın. Ölüm bana
İkinize olduğundan daha yakın. Şimdi beni dinleyin. Olur da başımıza bir şey gelirse, kahpelik dahi olsa, kahpelikle mukabele edilmeye. Mazluma namlu doğrultulmaya. Abi. Planın ne? Yazıhaneye geçeceğiz ya kızım. Emati, ne diyorlar dün gece için? Sıra Şevko'da. Çakır vurmazsa Emmi vurur, Emmi vurmazsa Polat vurur diyorlar abi. Kısmet. Polat kim? Emmi'nin yeğeni. O düştüğün çukur var ya, oraya gömerim seni bak ha. Dikkatli ol. Memati, şu Emmi'ye uğrayalım da kısmet işini bir konuşalım. Ne yapılacaksa mertçe yapma. Namımız da kanımız da yerde kalmıyor. Unutmayın, en büyük kabadayılık beyefendiliktir. Diyeceğim budur. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Can Polat? Eyvallah. Hoş geldiniz. Derya, Polat. Emmi'nin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun Emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. Emmi destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır. Can Polat. Dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da, yüreğimiz de bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Emmi, dünkü mevzuya gelince Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen. Sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil, Şevko'lara cevap vermek. Yoksa Şevko gider, başkası gelir. Ben istiyorum ki Şevko'ların yerine Çakırlar, Polatlar gelsin. Bu konuda son diyeceğim şudur ki, sıkılan kurşun sadece namerdi değil, merdi de anlatsın. Hadi gazamız mübarek olsun. Eyvallah emmi. Bize müsaade. Daha çayımızı içmediniz. Müsaaden olursa. Müsaade sizin. Derya kızımı da ne zaman isterse getir. Hele bir getirmesin. Kendinize iyi bakın. Siz de. Kadın milletinin ettiği duadan bile korkacaksın. Dua eder silahını kullanamazsın. Beddua eder aklını kullanamazsın. Hasılı kelam, kimseden korkmasan bile kadından korkacaksın arkadaş. Yalnız bir defa korktum. Bir kadını kaybetmekten korktum. Onu da kaybettim. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Korkacak da bir şeyim yok.
Ben bir turlayacağım. Merhaba Ayşe teyzeciğim. Merhaba kızım. Hala odasından çıkmadı mı? Yok kızım. Kendisini kapattı. Odadan çıkmıyor. Yemek yemiyor. Konuşmuyor. Öylece uyuyor. Ben bir bakayım. Belki kandırırım. Ağladığını görüyorum Elif. Bir an öldüğünü zannettim. Çok korktum Ali. Ölsem sana saçlarına nasıl dokunurdum? Bu saatte ne uykusu tembel. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gitmek istersin? Ali'ye. Can Polat ha? Güzel. İsmail Can Polat gibi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın has adamlarından biri. 100 sene önce. Demek insanlar 100 senede bir aynı hayatı yaşıyorlar. Biz de ülke olarak 100 senede bir aynı kaderi yaşıyoruz. Kaybedilen toprakları almak için yenilmez denen Alman ordusunun yanında savaşa giren Enver Paşa, sonunda koca imparatorluğun bitmesine neden oldu. Ülkesi milleti için canını vermekten çekinmeyen milyonlarca Mehmetçik ve İsmail Can Polatlar bile bu çöküşü durduramadı. Ama biz durduracağız evlat. 100 sene önce yapamadığımızı bugün nasıl yapacağız? Bizim tarihimiz 100 yıllık değil, 1000 yıllık. Korkak pısırık politikayla bizim işimiz olamaz. Gerek işte gerekse dışta. Gazeteler yazıp çiziyor. Bizden şu isteniyor, bu isteniyor. Gerekirse Musul'a, Kerkük'e gireriz. Bağdat'a girip otururuz da. Ölürüz, öldürürüz. Bu vatanın, milletin çıkarı için canımızı seve seve veririz de. Ama 90'da da taraf olduk. Barondan çıktı, konseyler oluştu. Bu keskin Mehmetçiğin kanı üstünde pazarlık yapacak. Ben canımı veririm. Milyonlar da verir. Ama ne düzelecek şef? Yeni baronların çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek. Ama zamanın değiştiremeyeceği gerçek, baronun bu savaştan çok ekmek yiyecek olmasıdır. Hızlanmalıyız. Merdivenin basamaklarını ikişer ikişer değil, dörder beşer atlayarak kısa zamanda tepeye, barona ulaşmalıyız. Türkiye kritik bir döneme giriyor. Özellikle baronun uluslararası ilişkilerinden haberdar olmamız gerekir. Her gün Kuzey Irak'ta üst düzey teröristle Ankara'daki otellere iş adamı kimliğiyle kayıt yaptıran eski CIA mensuplarının görüştüğü bilgileri geliyor. Eminim baron da bu iş adamlarıyla sık sık bir araya geliyordur. Amerika'nın yanında Irak'a gireceğimiz aşağı yukarı belli. Niye biz ve ne kazanacağız? Niye biz sorusunun cevabı çok basit. Dünyada gerilla savaşını kazanmış tek düzenli ordu bizim ordumuz. Bu Kurtlar Vadisi'nde niye sen sorusuyla aynı şey. Ama ne kazanacağımız hususuna gelince hiçbir şey Mehmetçiğin bir damla kanından daha değerli olmayacaktır. Tamam. Ezberle. İhtiyacın olduğunda bu numarayı arayacaksın. O günün burcunu oku. Şifre ilk kelime. İstediğin mühimmat istediğin yere güvenli bir biçimde bırakılacaktır. Gelelim vadiye. Çakır'la Emmi'nin hayatını kurtarmandan memnun. Ama sadece can kurtarıcı olarak değil, can alıcı olarak da nam salmanı isterim. Unutma. En kısa zamanda karşılık vermezseniz
sizden biri öldürecektir. Bin kere ölemem. Ama istersen bin defa öldürürüm şef. Artık fark etmez. Kendine iyi bak şef. Gidiyor musun emmi? Dinlenmek lazım yeğenim. Yarın çok işimiz var. Siz de dinlenin. Eyvallah, selametle emmi. Ben gelene kadar rahat dur, tamam mı Polat? Geleyim mi sizinle? Emmi duymasın dediğimi. Zaten benim bırakmamı zor kabul etti. Bu saatten sonra bana korktum dedirteceksiniz diyor. Başka da bir şey demiyor.
musun aslanım sen? Bismillah destur. Aslanlar gece avlanır emmi. Mekanı kendimizin bildik, destura gerek duymadık. Mekanına da makamına da eyvallah. Sana biçilen raconu layıkıyla ifa ettim. Hizmetlerinin karşılığını başka türlü ödemek istesek de kaderin bize dayattığı bir vazife, sana da düşen son bir hizmet var. Biz ömrümüz vefa ettiğince doğru bildiğimizi yaptık. Devletimiz doğrudan yanaysa devletimizden yana. Devleti doğru yanda görmediğimiz zaman da milletimizin yanında olduk. Bizim için devlet, millete hizmet için var. Eğer bize bir hizmet düşecekse, bilirsin ki hiçbir zaman yok demedik. Şimdi de demeyiz. Son hizmet, son nefesimiz olsa bile. İsimsiz kahramanlar bu vatan için neler vermedi ki? Senin gibi isimsiz kahramanlar var oldukça devletimiz de hep var olacaktır. Devletimiz var olsun. Uğruna bir değil, bin duran veda olsun. Silahı belimize silahla vurulmak için sokmuşuz. Sadece bize kurşun sıkacak olanın yüzünü görmüyoruz. Ama yine de karşımızda bu yüzü görünce şaşırmışız. Merakımız olur ki canımızda neye hizmet edeceğiz? Senin gibi onuruyla yaşamış bir adamın bu alemden göçmesi bütün dengeleri alt üst edecek. İşte burada Polat üstüne düşeni yapıp emmisinin kanını yerde bırakmayacak. Alem senin gibi bir adamın intikamını alan bir adama saygı duyar. Eyvallah. Zahiren dediğin doğrudur. Batinene duyalım. Görünmeyen yüzü de şudur emmi. Polat'ın Ali yüzünü bilen herkes onu öldü biliyor. Polat'ın gerçekte kim olduğunu benden başka bilen tek canlı sensin emmi. İşte bu yüzden emmi, sen bile olsan iki kişinin bildiği sır değildir. Vatan sağ olsun. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Muhammed Resulullah. Thank you.
Başlar sağ olsun. Sabırlı olmak lazım. Önce yağ sapı çekeceksin, sonra çok şükür diyeceksin. Çok sabretmeseydik, çok şükür diyecektik. Şimdi çok şükür diyen Şevko. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sen haklı çıktın Can Polat. Biz burada racon konuşacağımıza, raconu kesseydik işler böyle olmazdı. Bana Şevko'nun adresi lazım. Böyle şeyler orta yerde konuşmayalım. O zaman konuşacağımız bir yere gidelim. Bizim mekan uygundur. Dayı taziye için gelen giden olur, sen burada kal. Bir delilik yapmayasınız. Yaparsanız da bensiz yapmayasınız.
Bir durum olursa ben seni haberdar ederim. Tamam. Ömer baba, ben Elif demeye geldim. En baştan başlamaya geldim. Her gün Ali için ölmektense Ali için yaşamayı öğrenmem gerekiyor herhalde Ömer baba. Bunu öğrenmeme yardım et. Öyleyse önce Elif için yaşamayı öğrenmekten başlamak lazım. Elif yapan ve noktalayan Ali'ydi baba. Elif'i noktalayan Ali aşktır, bilmektir, susmaktır, sırt tutmaktır. Ali candır, canandır, candandır. Ali'ye nasıl bakarsan Ali odur. Elif için hem yardır hem yarendir. Fakir için gamdır, yaradır. Gel Hikmet'im gel. Gel dinle de dili gör. Nazife Hanım'la yıllarca evlat istedik. Yuvamız şenlensin istedik. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Sadece bir civan istedik. Can istedik. Ne gitmedik doktor bıraktık. Ne de çaput bağlamadık, dal bıraktık. Ne de Nazife Hanım'ın aklına uyup içmedik koca karı ilacı bıraktık. Velhasıl kelam, Mevlam bize evlat nasip etmedi. Biz de iki can baş başa verip istediğimiz bir candır. O da Allah'ın verdiği candır. Ha bendendir, ha sendendir. Adem'dendir dedik. Ve gidip çocuk esirgeme kurumuna başvurduk. Orada da umudumuzu kırdılar. Evlat edinmek için başvurup yıllarca bekleyenler var dediler. Eyvallah dedik. Umut ettik. Dua ettik. Mevlam duamızı kabul etti. Bizi çağırdılar. Oğlunuz budur dediler. Ona mükemmel bir aile olacağınıza eminim. Gözünüz arkada kalmasın. Her şey için teşekkür ederiz. Allah ısmarladık. Güle güle. Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bizim görevimiz. Güle güle. Ali bizim gülen yüzümüz oldu. Güldüren yüzümüz oldu. Özümüz Ali oldu. Sözümüz Ali oldu. Öz be öz oğlumuz oldu. Büyüdü, kocaman adam oldu. Gururu da onda tattık, başarıyı da onda yaşadık. Oyun oynarken birbirinizin kafasını kırıp ağladığınızda yaranızı sarmak da güzeldi. Birbirinizi ilk defa öptüğünüzde Ali'nin yüzü kıpkırmızı önümden kaçtığını görmek de güzeldi. Benim oğlumun ömrü güzeldi. Ama takdir-i ilahi bu. Ali'mi veren aldı. Öğrendik ki bize nefes veren için yaşamak lazım. İşte bu nefes. Senin aldığın nefes. Hikmet'in verdiği nefes. İyimden üflediğim nefes. Dünyasına, dünyasına. Aldanma dünyasına. Dünya benim diyenin dün gittik dünyasına. Bugün de duran emmiyi toprağa verdik. Allah rahmet eylesin. Hakkında ileri geri konuştum ama bize zor zamanımızda yardımcı olmuştu. Amin. Amin de su testisi su yolunda kırılır be Ömer baba. Bu memlekette bizim bilmediğimiz bir sürü şey var. Karışık işler bunlar. Herkes sırlarıyla gidiyor. Bir tek derin devlet her şeyi biliyor. Duran emmi işi de onların başının altından çıkmıştır ya. Neyse, canınızı sıkmayayım ben. Hikmet abi, sen bile 5 metre dükkanın içinde her sıra vakıfsın da bunun sırlığı nerede kaldı? Deli oğlum. Sır dediğin
kişinin içindedir. Bir sırrın varsa ve bunu birine söylersen bütün ömrün boyunca o sırrın kölesi olursun. Eğer içinde taşıyabilirsen o sır senin kölen olur. İşte bu yüzdendir ki iki kişinin bildiği sır değildir. Şevko'yu küçümsememek lazım. Her şeyden evvel iyi korunur. Öyle elini kolunu sallayarak gidip kafasına sıkacağın adamlardan değildir. Planlı hareket etmek lazım. En son çiftliğinde kaldığını biliyorum. Eğer oradaysa baskın yaparız, problem değil. Ama orayı çoktan terk etmiştir. Yazıhanesinde zaten olmaz. Gerçi yerin 7 kat dibine girse de buluruz evvelallah. Saklanacağını zannetmiyorum. Tedbirlerini artırdığı için şu anda bizden bir şey beklemiyor olmalı. Bizim de onu en beklemediği anda vurmamız gerekiyor. İzine bir ulaşsak mevzu çözülecek. Bu işte bir tezgah. Kim öldürdü lan bu evi? O kadar yakın olduklarını bilmesen Çakır vurdu diyeceğim. Ne fark eder ki patron? Kim öldürdüyse öldürdü. Herkes bizim öldürdüğümüz gibi. Fark şu. Emmi'yi kim öldürdüyse ya Çakır'ı ya beni öldürmeyi deneyecek. Birisi oyunu kurdu, sehpaları hazırladı. Emmi'yi geçirecek boyun önüne. Efendim. Buyurun efendim. Evet efendim. Evet efendim. Ağacı kimin için hazırlanmış? Bana bak, yazıhanede nakit bırakma. Milleti de tembihle, bir süre buralarda yokuz. Peki patron. Rahmetli elini silahına bile atmamış. Anlamak mümkün değil. Var bu işte bir fırıldak. Alo. Peki efendim. Al, bir fırıldak daha. Bir yere kadar gitmem gerekiyor. Yapacağım görüşmeden sonra fırıldağı da çözeceğiz. Belki bir iz bulup mevzuyu da çözeceğiz. Sen burada beni bekle Can Polat. Thank you.
Şevku. Seninle en son görüşmemizde Şevku, sana olay çıkarmamanı söylemiştim. Sen gidip ne yaptın? Çakır'ı ve Emmi'yi öldürmeye kalktın. Bize bunun sebebini anlat. Emmi kendi mekanında bana hakaret etti. Adamımı öldürüp ayaklarımın önüne attı. Çakır'la aramda bir sorun yoktu. Ama Çakır da akrabalarımdan haraç kesip bana hakaret etti. Ben de bu hakaretlerin altında kalmayacağımı gösterdim. Doğru mu bu? Yalan. Emmi'nin mekanına racon kesmeye gitti, ağzının payını aldı. Bana durduk yerde haraç kesti, ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Yaptığı kahpelik yanına kar kalmadı, yine kalmayacak. Kahpelik yapan sensin. 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 Kesin şu iddialaşını! Sizi son kez uyarıyorum. Buradan barışmadan çıkarsanız ve sağladığımız bu barışa sadık kalmazsanız bu aleme ibret, ikinizi de yok ederiz. Biz her dengeyi gözetmek zorundayız. Şu anda İçimizdeki bir savaş hepimizi etkiler. Kimse bizim iznimiz olmadan bizim kurduğumuz dengeleri şahsi nedenleriyle bozup yerle bir edemez. Olan oldu, ölen öldü. Bu dakikadan sonra olacağı da, öleceği de biz belirleriz. Şimdi barışın. Bir can daha. Çakır'ı da öldürseydi çifte bayram yapardık. Neyse. Çakır'ın bayramını da başka zaman yaparız. Savaş, şu hobişi arasana, bize bayramlık göndersin. Alo. Akşam organizasyon var. En güzelini ayır. Patron için. Nereye kayboldu bu Polat? Kahveye sorayım mı abi? Şimdi orada da yoktur. Bir de Seyfo'yu meraklandırma. Ortalığı ayağa kaldırır. Neredesin Can Polat?
Şevko'nun inine buldum. Zor bir mekan ama birkaç sağlam adamla koparırız kafasını. Nereden buldun? Dış cephede 8 kamera var. Giriş çıkışı kontrol eden 2 kişi. Tüm dış güvenliği sağlayan 6 kişi. Ana giriş kapısında da 2 kişi var. İçeridekileri varsa hesapla. Polat. Can Polat. Bir dinle. Keşke her şey düşündüğün kadar basit olsa. İçim içimi yiyor Polat. Ben bu lafları söyleyecek adam değilim Polat. Gözünü seveyim, işimi güçleştirme Can Polat. Dinliyorum. Şevko'nun gırtlağını sıkmak isterken elini sıkmak zorunda bırakıldım. Bilmediğin şeyler var. Şu anda bunları ne ben sana anlatabilirim ne sen anlayabilirsin. Maalesef şimdilik Şevko'ya hiçbir şey yapamayız. Devlete mi çalışıyorsun sen? Bunu duymamış olayım. Ben sadece kendime çalışırım Polat. O halde? Şevko'ya şu anda bırak kurşun atmayı, taş atsak 7 sülalemizi ortadan kaldırırlar. Bu Şevko Çakır meselesi değil. Daha başka bir şey. Benim sülalemde bir tek drone emmi kalmıştı. Kaybedeceğim başka kimsem yok. Can Polat. Eğer Şevko'yu öldürmeye kalkarsan bu benden bilinir. Eyvallah. Sana bir can borcumuz vardı. Ödemiş oluruz. Ama Çakır kardeşini dinlersen... Yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Senin ve ailenin canı benim için değerli. Tehlikeye atacak bir şey yapmam. Can Polat. Gel bekle, sonunu düşünmeden bir şey yapmayalım. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Elim kırılaydı da o şerefsizle tokalaşmasaydım. Büyüdük gibi gebe kalıyoruz Memati! Pilav satarken zabıtaya eyvallahımız yoktu. Peşinden gideyim mi abi? Yanında gidemedikten sonra arkasından gitmenin ne anlamı var Memati? Misafiriniz geldi efendim. Misafiriniz geldi. Merhaba. Hoş geldin güzelim. Viski? Tabii. Bu kıyamı da unutma. Bir saat sonra da ben sana kıyak yaparım. Şevko'yu öldürmeye geldiğini haber ver. Efendim, Polat Alemdar patronu öldürmeye geldiğini söylüyor. Dikkatli olun, tek değildir. Üstünü giy. Ne oluyor lan? Kaç kişiler? Patron kimseyi görmedi ki. Birinci kattaki çocukları vurmuşlar. Allah belanızı versin. Paramı ver. Paramı al. Ver.
Efendim siz burada bekleyin. Göre can alan Polat. Canını istiyorum. Çakır mı gönderdi seni? Emmi gönderdi. Kanımı al dedi. Emmi'yi ben öldürmedim. Kes lan! Hemen öldürmeyeceğim seni. Ama şimdilik bağışlandığın için geri döneceksin. Sonra da her gün ölmeyi bekleyeceksin. Seni öldürmediğim her güne lanet edeceksin.